Metropolitan Sanat Müzesi'nde oldukça hoş, aydınlık bir odada çok ünlü bir tabloya bakıyoruz. Ancak bugün daha farklı bir yöntem uygulamaya karar verdik. Gördüğümüz şeyler hakkındaki varsayımlarımızdan bahsetmek yerine zamanımızı tabloyu daha yakından incelemek için kullanacağız. Bu tabloya ilk baktığımızda dikkatimizi çeken şeylerden bahsedelim. Bu hissettiğimiz bir duygu veya tabloda yakaladığımız bir detay da olabilir. Soğuk bir ocak gününde olduğumuzu düşününce hemen çok soğuk ve rüzgarlı bir hava gördüğümü belirteyim. Dikkatimizi çeken bir başka şey de tuvalin tam boyutta olması. Tablo bir boya fırçasıyla yapılmış. Yapımı çok uzun sürmüş olmalı. Bu noktada yaptığımız gözlemi bir soruya çevirelim dilerseniz. Bu tablo nasıl yapılmış? Hangi materyaller kullanılmış? Yapılması ne kadar sürmüş? Bu soruların hepsi keşfimizi devam ettirmeye yönelik. Merak ettiğimiz bazı şeylerden bahsederken bir envanter çıkarmalıyız. Bu sorular aklıma başka bir soru daha getirdi. Bu tablo neden bu kadar büyük? Benim evime asla sığmaz mesela. Tablonun nerede olması amaçlandı? Teknelerin içerisine doluşmuş çok fazla figür görüyoruz. Hepsinin aynı yöne bakmalarını ve yaptıkları diğer eylemleri baz alarak bir suyun içerisinde aynı yöne hareket ediyor gibi göründüklerini söyleyebiliriz. Ön kısımdaki teknenin içerisinde uzun boylu bir figürü var. Oldukça kararlı görünüyor. Acaba lider veya önemli bir kimse mi? Ve tabi diğer figürlerle olan bağlantısı ne? Ayrıca bu figürlerin kendi dünyalarına dalmış olduklarını fark edebilirsiniz. Figürlerin birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını da söyleyebiliriz. Hepsi farklı bir kıyafet giyiyor. Yalnızca kendi dünyalarında değiller aslında. Aynı zamanda farklı dünyalardan geliyor gibi bir halleri var. Bu buz gibi soğuk yer nerede onu merak ediyorum. Bulutlu bir gökyüzü görüyoruz. Bulutların arasından süzülen ışık bir yıldıza veya güneşe ait olabilir ayakta dikilen figüre ve elindeki bayrakla soğuğa bağışıklığı varmış gibi gözüken figüre takılmış durumdayım. Oldukça dikkatli, kararlı ve yürekli bir şekilde ilerideki sahil şeridine bakıyor gibi bir hali var. Sanki soğuk onu ve yanındakileri hiç etkilemiyor. Etraflarında ise bir çeşit kaos var. Aynı anda hem şiddetli bir enerji hem de durgunluk ve sessizlik hissi olması ne tuhaf. Gözlerim merkezdeki figüre kayıp durmaya devam ediyor. Bu, Profilde olup da gizlenmeyen tek yüz ve arkasındaki gökyüzü tarafından aydınlatılmış. Ve etrafındaki diğer her şey diagonal çizgilerle yapılmış. Bu çizgiler sağ tarafı işaret etse de biz teknenin sola doğru hareket ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda kürekler ve bayrak direği de merkezi figürün bir alanı olduğunu hissi olduğu hissini daha doğrusu bize veriyor ve önemini daha da vurguluyor. Diğer bir soruysa, acaba aklımızda, görsel hafızamızda bize bu insanın önemli bir kimse olduğunu söyleyen başka görüntüler var mı? Bir madeni paranın üzerinde olan figürlere benziyor. Aydınlatma ise dini görüntüleri hatırlatıyor. İncil'deki olayların ortaya çıktığı görüntüler gibi bir hali var. Sanatçının figürleri yerleştirme seçimleri hakkında çok fazla konuştuk. Tekne, karşıdaki sahil vesaire. Ancak bu tabloda çok daha temel özellikler var. Örneğin renk tercihleri ve fırça darbeleri gibi. Bunlar keşfimizi ilerletmek adına başka sorular üretmemizi sağlamaya yardımcı olabilir. Doğal dünyaya ait şeyler, soğuk maviler, beyazlar ve yeşiller kullanılarak yapılmış. Tekne ve insanlar tarafından yapılan şeyler, yapılmış şeyler daha doğrusu, onların kıyafetleri içinse daha sıcak renkler tercih edilmiş. Sanatçı bu tabloda neredeyse farklı türde gerilim katmanları kullanmış gibi. Her şey gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Merkezdeki figür hariç her şey hareket halinde. Eğer çok yakından bakarsanız her bir çizginin ve fırça darbesinin oldukça keskin olduğunu fark edersiniz. Ve bunlar çok sabit görünse de detaylarda çok fazla hareket var. İşte başka bir gerilim noktası daha. Aslında sanatçı çantadaki bu küçük detayları fark etmemizi istiyor gibi. Bu yerli Amerikan sanatı galerilerinde gördüğümüz çantalara benziyor ya da kürk şapkalar, kıyafetlerdeki bu detaylar figürler arasındaki farkları öne çıkarıp dikkatimizi onlara yöneltiyor. Bu tablonun bu kadar uzun süre dikkatimizi çekebilmesi gerçekten inanılmaz. İlk başta büyük, güçlü bir etki yaratmak için tasarlanıp tasarlanmadığını merak ediyordum açıkçası. Ancak şimdi acaba bu küçük detaylara çekilmemizi sağlamak için mi yapıldı diye düşünüyorum. Hadi artık sorduğumuz tüm soruları bir araya getirelim. Sanatçının niyeti, yaptığı seçimler, bunların ölçekte mi yoksa kompozisyonda mı oldukları hakkında sorular sorduk. Tabloda nasıl bir olay olduğu hakkında, tablonun kimin görmesi için yapıldığı ve nerede sergilenmesinin planlandığı hakkında da pek çok soru sorduk. Resmin yapımı ve ilk olarak ne tür tepkiler gördüğü hakkında da çok sorumuz var ne zaman yapıldı ve o zamandan beri insanlar neler düşündü veya deneyimledi gibi sorular da sorabilirdik. Bu süreçteki önemli adımlardan ilki aslında hangi kaynakları kullanacağımızı düşünmek. Elimizde insanların tabloya tabloyla daha doğrusu nasıl bir etkileşime girdikleri, tabloda ne gördükleri ve ne düşündükleriyle ilgili popüler yayınlarda yayınlanmış belgeler var. Ayrıca çok miktarda üretilmiş ve Amerika'nın her yerine dağıtılan baskılar veya hediyelikler gibi başka türlerde malzemeler de mevcut. Tüm bu birinci elden kaynaklar bize tablodaki bu anın yaşandığı zaman ve ne anlatmak istediğiyle ilgili bilgi akışı sağlıyor. İsterseniz ilk olarak başlık ve tarihle başlayalım. Washington, Delaware'ı geçerken bunun 1776 yılında yani Amerikan bağımsızlık bildirgesinin ilan edildiği ve George Washington'ın ordusuyla Delaware'ı geçtiği yılda yapıldığını söyleyesimiz geliyor. Ancak tablo aslında bu tarihten 75 yıl sonra yapılmış. Peki bu konu hakkında ne biliyoruz? Bildiğimiz şeylerden biri bu olayın devrim için bir dönüm noktası olduğu. George Washington'ın askeri birlikleri İngiltere ile yapılan büyük çarpışmaların pek çoğunu kaybetmişti. Birliklerin ümidi kırılmış, askerler yorgun düşmüştü. Umutsuzluk her yanı sarmış durumdaydı. Bu çarpışma ve devamında gelen zafer, devrimcilerin bakış açısını değiştirmiş ve gelecek için onlara yeniden umut olmuştu. Washington'ın askeri birlikleri, gecenin ortasında İngilizlerin tarafında yardımcı olarak savaşan Alman askerler, Hessianların, Hessianlara daha doğrusu onlara ani bir saldırıda bulunmak için Delaware Nehri'ni geçiyorlardı se' de Almanya'da doğmuş, ABD'de büyümüş, ancak sonra geri dönmüş ve Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bu tabloyu yapmış. Peki 1851 yılında Lloydsen'in neden bu konuyu resmetmeye karar verdiğini anlamamıza yardım edecek neler olmuş olabilir? 1848 yılında Avrupa'da bir dizi devrim olduğunu biliyoruz. Eski düzeni ve hükümdarları devirip bunların yerine halkın yönetimde daha çok söz sahibi olduğu yeni bir düzen getirmeye yönelik bir arzu vardı. Ve devrimlerin gerçekleştiği tüm o farklı yerlerde devrimciler nihayetinde başarısız oldu. Çok miktarda değişik devrimci grupları vardı ve bu gruplar eylemlerini gerçekleştirmek adına bir araya gelmeyi başaramadılar. Emanuel Leutzen'in devrim davasına karşı bir sempati duyduğunu biliyoruz. Böyle bir tablo insanlarda umut uyandırabilirdi. Burada George Washington'ın birliklerine öncülük ettiğini görüyoruz. Ancak sanatçı tüm diğer bireysel figürler ve onların belirgin farkları arasında o kadar çok vakit harcamış ki, bu bana devrimlerin farklı farklı geçmişlere sahip insanları tek bir dava uğruna savaşmak için nasıl bir araya getirdiğini düşündürüyor. Aynı zamanda da devrimlerin hassas olduğunu, ancak farklı seslerin bir araya gelmesi sayesinde başarılı olabileceğini de ileri sürüyor. 1851'de tablo yapıldığında George Washington'ın 52. ölüm yıl dönümüydü. İnsanlar onu genç bir ulusun muhteşem birleştiricisi olarak kutluyorlardı. Ayrıca o zamanda ABD'de birlik olsa bile hala bölünmüş bir ulus vardı. Özellikle de kölelik mevzuunda eyaletler arasında ayrım vardı ve bunun gibi bir görüntünün varlığı insanlara birliğin mümkün olduğunu gösteriyordu. Kayıtlar kalabalığın inanılmaz boyutlara ulaştığını gösteriyor. İnsanlar tabloyu görmek için akın etmişler. Kısacası bu tablo insanlara 1850'lerde ABD'deki bölünmüşlük karşısında bir birlik olma imajı sunmuştu. 12 Aralık 1851 yılında New York Daily Times'ta yayınlanan bir yazıda 20 binden fazla insanın sergiyi ziyaret ettiği yazıyordu. Yazıda diyordu ki, bu denli muazzam bir sanat eserini görmek, bu ülkenin birlik ve beraberliği üzerinde binlerce konuşma yapmaktan daha fazla etkiye sahip olacaktır. Albion dergisinde ise tablonun duygusal gücü referans gösterilerek, içinde en ufak bir duygu olan bir insanın bu tabloya bakıp da etkilenmemesi kabil değildir yazılmıştı. 19. yüzyılın ortalarında yaşayan Amerikalılar için Washington'ın kendisi ve devrim savaşı Amerikan karakterini tanımlayan bir andı. O karakter de halkların bir araya gelip İngilizleri yenmesiyle ortaya çıkıyordu. Robert Colescott, Jacob Lawrence ve diğer sanatçılar bu imgeyi yeniden ürettiler ve Amerikan tarihi hakkında farklı hikayeler anlattılar. Ve bu da bize bir sanat eserinin her zaman için kendi zamanının eseri olduğunu, sanat eseri olarak tarihteki birincil kaynak olduğunu hatırlatıyor. Sanat eserleri aslında harika bir iş yapıyorlar. Duygularımızla oynuyor, duyularımızı çekiyor ve merak duygumuzu harekete geçirerek bizi büyülüyorlar. Böylece bizi tarihe daha yakından ve yoğun bir şekilde bakmamızı sağlayacak sorular sorarak keşfetmeye itiyorlar.